Şeyda Karadeniz'de şu an hattımızda. Hoş geldin Şeyda. Duyabiliyor musun Şeyda beni? Ben seni Duyuyorum, siz duyamıyorum. duyuyor Evet. musunuz? Evet, ben seni duyuyorum şu an. Duyuyor musunuz? O ara sesi açtı Şeyda. Evet. Hoş. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl? Evdeyiz, bizi yayına çıkardığınız için, sizlerle buluşturduğunuz için teşekkür ederim. Biz sana çok teşekkür ediyoruz. Elbette ki yayına çıkaracağız. Nihayetinde Karadeniz'in başarılı ve değerli sanatçılarını yayına çıkardığımız gibi yine aynı başarıyı ve değeri gösteren seni yayına çıkarmamak da haksızlık olurdu. Hoş Ya geldin. çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ne yaptın Şeyda bu arada? Pandemi dönemini nasıl atlatıyorsun? Vallahi 3 aydır evdeyim. Yaklaşık 13 Mart'tan beri hiç dışarı çıkmadım diyebilirim. Market dışında yani 10 gündür ya 10 günde bir gidiyoruz markete. Genel olarak evdeyiz. Maskemizi, mesafemizi, hijyenimizi çok dikkatli yapıyoruz. Her yeri kırklıyoruz. Yani dışarı çıkmak zaten zulüm oluyor. Eldivenler, spreyler, onlar bunlar derken artık böyle en had safhada uyuyoruz kuralları ama gerçekten çok mutsuzum. Son 1 Haziran'dan sonra insanların gerçekten hiç ama hiç uymadığına gerçekten şahit oluyorum ve çok üzülüyorum. En son 2 gün önce markete gittim. Maske yok, mesafe yok, insanlar hep iç içeler, dip dibeler. Yani İstanbul'un kalabalık bir şehrin. Yani İstanbul kalabalık bir şehir ve ben kalabalık bir ilçede oturuyorum. Ama tahminimce birçok yer öyle. Hangi ilçedesin Şeyda? Bahçelievler'de oturuyorum. Bahçelievler'de, Evet. evet. Yani sadece 2 kere dışarı çıktım. Birinde sahile gittim, birinde de arkadaşımın bahçesinde oturmaya gittim. Onda da mesafe. Kimseyi öpmüyoruz, sarılmıyoruz, tokalaşmıyoruz. Çok dikkat ediyoruz. Yani rica ediyorum. Bu süreç çok zor bir süreç ve biz müzisyenler çok zorlanıyoruz. Bir sürü arkadaşım işsiz, evinde oturuyor. Belki evine ekmek götüremeyen müzisyenler var. Çok rica ediyorum. Sağlıkçılar için, müzisyenler için, garsonlar için, günübirlik çalışan herkes için çok rica ediyorum. Evinizde kalın. Mümkün mertebe kurallara uyun. Başka da bir şey diyemeyeceğim herhalde. Yani çok doğru söylüyorsun. Bu arada maçı da takip ediyorum. Bir yandan da maçı anlatmaya çalışıyorum. Şeyde bilmiyorum böyle hangi takımı tutuyorsun? Vallahi ben takım tutmuyorum aslında. Evet. Ama Beşiktaş sempati zanlığım birazcık var. Evet. Biz de o zaman dün Beşiktaş yenildi değil mi dün? 2-0 en son bildiğim kadarıyla Beşiktaş kötü. Tabii senin için bu ara hiç iyi gitmiyor. Pandemi var. Beşiktaş yenildi. Ya 20'li yaşlarımdan beri inanın takip etmiyorum. Ya kim var, kim yok bile bilmiyorum. Evet. Peki organizasyonların tamamı iptal oldu değil mi? Bu dönemde Evet. konserler de vardı. Evet, Onların evet. da bir sıkıntısı söz konusu herhalde. Yani yaz dönemi bizim en aktif olduğumuz dönemler. Yaylalar, piknikler, festivaller, sahiller, konserler, yurt dışları derken biz evimizde hiç oturamıyorduk aslında. Bize de iyi geldi. Evde oturduk, biraz dinlendik ama maddi manevi çok yorulan arkadaşlarımız çok oldu. Yani müzisyenler adına çok fazla bir şeyler de yapılmadı. Destek olmaya çalışıyoruz birbirimize ama yani nereye kadar yetebiliriz? Evet. Bir meslek grubuna üye misin Şeyda? Ben bir meslek grubuna evet üyeyim. Hangisine üyesin? MSG üyesiyim MSG ben. üyesisin. Peki Hı. MSG'den arayıp sordular mı? Şeyda ne yapıyor, ne ediyor? Böyle bir durum Evet yaşıyor. evet. MSG'den mail attılar ve bir anket doldurmamı istediler ihtiyacım olup olmadığına dair. Ben kendim çalıştığım için ihtiyacım olmadığını söyledim. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ses sanatçısıyım biliyorsunuzdur. Evet. Hani o yüzden ihtiyacım olmadığı için başka insanların hakkını gasp etmeyeceğimden dolayı. Ama sordular yani Ha, teşekkür evet. ederim. Yararlanan arkadaşlarım da olmuş ama ne kadar yeterli olur tabii sizler tahmin Evet. edebiliyorsunuz. Yani Kültür Bakanlığı'na da en azından buradan ben her programında herhalde Türkiye'de en çok bu konuyu konuşan kişi benim. Şimdi çok sanatçı dostum var çünkü. Az çok ne yaşadıklarını biliyorum ama Kültür Bakanlığı'na da buradan bir çağrıda bulunalım. Yani hem belediyelerin kültür birimlerine hem de Kültür Bakanlığı'na bir çağrıda bulunalım. Gerçekten sanatçılar ama sanatçılarda da şöyle bir şey var şeyde. Mesela dün Sinan abiyle konuştum ben. Sinan Yılmaz'la konuştum. Onunla da bu meseleyi bayağı uzun konuştuk. Böyle birkaç saat. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim sanatçılarımızın da yapmış olduğu yanlış bir şey varmış. Sinan abiden öğrendim bunu.
sanatçılarımız sanatçı olduklarını belgelemiyorlar. Mesela birçok sanatçımız işte gerek saz çalan yani bir enstrüman kullanan ve gerekse sesiyle işte o enstrümanlara eşlik eden arkadaşlarımızın da Türkiye'de sanatçı olduğu tam tescillenmiş değil. Yani bununla ilgili bir hani vergi levhası oluşturmamışlar. Bununla ilgili Kültür Bakanlığı'na da bir bilgi de vermemişler. Yani öyle de bir kötü durum var. Ya şimdi pandemi öyle bir geldi ki dünyaya. Hiç kimse bunun bu şekilde olacağını bilmiyordu. O yüzden hepimizin ders alması lazım ve kurallı, nizamlı yani ne yapabiliyorsak mesleğimiz adına elimizden gelen çabayı göstermemiz gerekiyor. Gerek bu kayıtlarımızı mı yaparız, kendimizi geliştirmek için, enstrümanımızı geliştirmek için, sesimizi geliştirmek için yani mesleğimize tam anlamıyla sahip çıkmamız gerekiyor. Bu işi yapıyorsak en iyi şekilde yapmamız gerekiyor, yoksa yapmayalım. Yani bir de kayıt yani bunu hani Türkiye Cumhuriyeti'nde sanatçı olduğunu bilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin senin ya bir vergi levhası oluşturman gerekiyor. Ve bunu da Kültür Bakanlığı'na da bu bilgileri vermek gerekiyormuş. Tabii bunları da araştırdık, öğrendik. En azından bizi izleyen sanatçı dostlarımıza da buradan bilgi vermiş olalım senin aracılığınla. Şöyle yapalım. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Şöyle yapalım. Senin o güzel sesinden, gerçi enstrüman da yok ama güzel bir eser alalım mı hayranlarına ve izleyicilerimize? Olur, mırıldanalım. Nasıl olur bilmiyorum. Sesim nasıl geliyor onu da bilmiyorum. Kendimi duymuyorum. Ya, göremiyorum da aslında. İdmansızsın, tamam anladık şey daha. Evet. Sesim kısık diye başlayacağım. Ya bizde şöyle bir olay var. Biz sahneye çıkmadığımız zaman ya ben gerçekten çok çekiniyorum. Ahmet abi beni aradı, dedi ki Ahmet abi ben yapamıyorum. Canlı yayında donuk oluyorum. Beni sahneye çıkarın diyorum. Ya diyor sahneye çıkıyorsun o kadar kişi. Canlı yayın başka, beni almayın. Televizyon programlarına dikkat etseniz çıkmıyorum. Çünkü elim ayağıma dolanıyor. Böyle donuyorum kalıyorum yani. Sahnedeki gibi olamıyorum ama söylerim sizin için bir güzel türkü. O zaman biz şanslıyız o zaman. Şeyde anlattığına göre uzun çok yıllardır. Çok büyük özlem var. Evet evet. O zaman idmansız da olsa güzel bir şarkı hayranların için dinleyelim. Tamam. O zaman az önce Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız yayındaydı. Onun memleketinin türküsünü söyleyelim. Evet. Beşiktüzlü. Ben de Eynesilliyim. Bu arada Eynesil'e de çok selamlar. Annem Samsun Çarşambalı. Babam Giresun Eynesilli. Güzel bir Beşiktüzlü türküsü söyleyeyim ben size. Olmadı bir tane de Görel'e bağlarım, olur mu? Olur tabii dinliyoruz. Eser bahar rüzgarı da erir dağların karı. Şeyda. Eser bahar. Şeyda. Efendim. Şeyda, bizi kandırıyorsun ya. Neden? Vallahi ya. Yok sesim kısıktı da, yok işte acaba nasıl çıkacak da falan. Böyle güzel bir ses mi olur ya? Harika. Sen bayağı bir idman yapıyorsun herhalde evde. Ya çalışıyorum, evet. Devam ediyorum. Bırakmıyorum. Sonuçta bir kas bırakırsak olmaz. Evet. Harika geliyor. Dinliyoruz. Eser bahar rüzgarı da erir dağların karı. Eser bahar rüzgarı da erir dağların karı. Verme yollar adama da gönül sevdi yarı. Verme yollar adama da gönül sevdi yarı. Yunuslar dizi dizi da aşar Karadeniz'i. Yalvarırım Mevlam'a da ayırma ikimizi. Yunuslar dizi dizi da aşar Karadeniz'i. Yalvarırım Mevlam'a da ayırma ikimizi. Heyecan yaptık ya. Vallahi nazar değdi, evet. Muhtemelen nazarım değdi. Vallahi elim ayağıma dolaştı. Nazar değdi. Böyle deyince. Evet. Tamam. O zaman bir tane de Göreli'ye selam olsun. Göreli'ye hadi bakalım. Gitsin, olur mu? Rica edeceğim. Of Göreli'nin içinde de ikiliyim ikili. Göreli'nin içinde de ikiliyim ikili. Sevdiğimin sözleri de yüreğime dikili yüreğime de. Sevdiğimin sözleri de yüreğime dikili yüreğime de. Yaylanın tutuğu yesi açmadan duru yesi. Yaylanın tutuğu yesi açmadan duru yesi. Niye almasın beni Allah ondurma yesi de Allah ondurma.
Niye almasın beni Allah öldürmeye, size Allah öldürme. Göreli'ye de çok selam olsun. Harikaydı. Vallahi ter içindeyim, bilmiyorum görüyor musunuz, yayına yansıtıyorum ama. Bir heyecan var, evet, yani canlı yayın. Çok heyecan var, bir de camları da kapattım ses gelmesin diye, çok kalabalık bir yer oldu. Evet. Peki ne yapıyorsun, ailenle neler yapıyorsunuz? Bu arada tabii dediğin gibi az önce de konuştuk. Nihayetinde sanatçılar genelde yaz dönemlerinde, kışın da öyle ama çok fazla evde olmuyorlar. Ailenle zaman geçirme fırsatı da buldun herhalde bu dönemde, değil mi? Eşimle zaten hep aynı evin içindeyiz. 3 aydır dışarı çıkmıyoruz. Eşimle beraberiz. Bir de kedimiz var. Ailecik, en çekirdek bir aileyiz. Ama kendi ebeveynlerimi göremiyorum tabii ki. Eylül ayından beri görmedim. Belki evet. Bayramda da gidemeyeceğim. Yani riske atmak istemiyorum. Ben hep kendim hastaymışım gibi insanlarla mesafemi koruyorum. Onları da çok özledim. Onlar da izliyorlar. Sayenizde onlar da beni görmüş oldular. Çok selam ediyorum yani herkese. Biz de ailene selam gönderiyoruz. Bu arada Mavi Karadeniz TV Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Kuşak, Kara Davut'a çok ve bütün çalışanlarınıza çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Karadeniz müziğine bir değer katıyorsun. Aynı zamanda kliplerini de tabii yayınlıyoruz. Beğeni alıyor kliplerin gerçekten. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Çabalıyorum. Sadece çabalıyorum gerçekten. Yani sadece çabalıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Çok iyiyim de diyemiyorum. İyiyim dediğim an bittiğim gündür. İnşallah çok çok daha iyi oluruz. İyi günlerde, güzel günlerde yine görüşürüz. Yine klipler çekeriz. Başka da bir şey diyemeyeceğim. Peki. En kısa sürede bu pandemi dönemini atlattıktan sonra da seni zorla stüdyomuza getireceğiz. Bunun da sözünü vermiş olalım izleyicilerimize. İnşallah. İnşallah. Peki. Eşine çok teşekkür ederim. Eşine de bu arada şeyi daha çok selam gönderiyoruz. Söylerim. Sürçülisan ettiysem de affola. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Çok heyecanlıyım. Aksine çok mutlu olduk. Gerçekten renk kattın programımıza. Çok teşekkür ediyorum. Programımıza katıldığın için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. 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 Siz de. Hayırlı akşamlar. Evet. Şeyda Karadeniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Şeyda Karadeniz sevgili izleyiciler. Gerçekten Karadeniz'in önemli bir sesi. Şimdi bizim Mavi Karadeniz TV'de aslında çok önce keşke onu da konuşsaydık. Öyle konu konuşamadık mesela. Şeyde Karadeniz yıllardır iyi bir sanatçı. Mavi Karadeniz TV'nin de şöyle güzel bir tarafı var. Şöyle güzel bir yönü var. Biz Karadeniz sanatçılarını Karadenizlilere ve bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya duyurma şansı veriyoruz sanatçılarımıza. Özellikle sesi güzelse, gerçekten sanatçı değeri de varsa işte onlardan bir tanesi de Şeyde Karadeniz. İyi ki var. Rize Spor maçı efendim. Klip reklam. Tamam. Ama Rize Spor maçı hakkında bilgi veremez miyim? Verebilir miyim? Müsaade ediyor musun? Emine. He? Estağfurullah diyor. Tabii ki verebiliriz. Rize Spor hakkında bilgi verelim sevgili izleyiciler. Şu an için evet, 1-0 Rize Spor maçı. Nedir? Buradan bir şey göremiyorum ya. Ben. Saat kaçta başladı Orkun maç biliyor musun? Tam olarak. Olaya bakar mısın? Maç biraz uzadı değil mi? O şeyden dolayı uzadı değil mi? Sakatlıktan dolayı. Peki ikinci yarıya başlayacak sevgili izleyiciler. Ben de şaşırdım. Yani bir ilk yarı sevgili izleyiciler yaklaşık olarak bir 60 dakika oynandı. Yani tabii orada dediğimiz gibi bir sakatlık da söz konusuydu. İlk yarı bitti. 1-0 bitti. Rize Spor'un galibiyetiyle bitti sevgili izleyiciler. Ve Muslera'nın sakatlığından dolayı maç uzadı. Haliyle de maç uzayınca da ikinci yarıya biraz daha geç başlanacak. Fakat şunu çok rahat söyleyebiliriz. Gol oluncaya kadar Rize Spor'un ciddi anlamda atakları vardı. Baskın bir futbolu vardı ama golden sonra Rize Spor'un biraz daha geriye doğru yaslandığını, Galatasaray'ın biraz daha ileri tarafa, kendi bölgesinin ileri tarafına doğru top oynamaya başladığını, fakat beklenen patlamayı yapamadığını, yani pandemi Galatasaray'a yaramamış. Kısacası bunu söylemek istiyoruz. İkinci yarıda da yine bilgi geldikçe sizlerle bu bilgileri paylaşacağız. Efendim ne yapalım? Bu arada bu skorun Trabzonspor'a çok yaradığını da söyleyelim. Arada 3 puan var Galatasaray'la Trabzonspor'un. Maç böyle biterse o fark 6 puana çıkmış olacak sevgili izleyiciler. Yani iki Karadeniz takımı
bu hafta bu galibiyetlerle gerçekten bir tanesi şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağlayacak Trabzonspor. Bir diğeri de düşme potasından biraz daha dışarı kendini atmış olacak, o da Rizespor. Ama maçın sonucu bunları tayin edecek. Biz de programımızda maçın sonuna kadar bu bilgileri, gelen bilgileri sizlerle aktarmaya devam edeceğiz. Efendim bir klip, reklamlar sonrasında Mavi Karadeniz TV'de birlikteliğimiz devam edecek.